Türkçedeki dört kelimeye karşılık gelebiliyor. Kelime kelime işlem yaptıktan sonra hani çok fazla bir ambiguity ortaya çıkabiliyor. Hani kelime kelime çeviri yapmak bayağı bir başarı elde ettiriyor ama zararları da var. Zararı da birden fazla multiple maps muhabbeti. Genelde kelime çevirisinde de root yani kök kelimeyi alıp ekleriyle beraber diğer target language'e aktarıyorlar. Target language'de ekleri direkt uygulayabiliyorlar. Haricinde root'un da sözlük tarafından çevirisini yapıyorlar. Gramer tarafı nasıl oturuyor bundan sonra? Gramer tarafını şurada oturtuyorlar hocam. Burada statistical language modelde disambiguity'yi çözmeye genelde target language'de burada şey yapmaya çalışıyorlar. Bir de burada kullandıkları multi-word unit recognizer bu işe yardımcı oluyor. Dediğim gibi bazı sentence level rules'lar gerekebiliyor. Bunları da ekliyorlar. Burada result'lar var. Result'lar Bilingual Evaluation Understudy isim verilen bir metrik kullanılarak ölçülüyor. Baseline dediğimiz sadece siyah maddelerle bir çalışma yapıldığında skor 26.57 iken baseline üzerine multi-word unit eklendi 29.5. SLM eklendiğinde SLM'in tam karşılığı statistical disambiguation and rescoring başarı biraz daha artıyor. Bu hani 3 tane daha ek baseline 3 tane daha ek ekleme yaparaktan 3 tane daha tool ekleyerek başarıyı arttırıyorlar. Ama bu sonuçta 254 tane cümleyle denenmiş sonuçlar. 2 tane referans çevirileri var. Çok fazla hani bir şeyleri yok aslında. Daha devam edecekler. Bu nasıl ölçmüşler bu başarıyı? Bu başarıyı hocam ben BLEU'yu araştırdım. Kelime... Ne araştırdım ben? Geçen hafta anlattım ya. Tamam değerli. Geçen hafta... Tamam ben değil. Güzel araştırman güzel tamam güzel. Araştırdın mı? He. Şöyle hocam. Skorlama yapıyorlar. Tam, insanlara çevirtiyorlar ya. İnsanlara çevirtiyorlar. Onlar üzerinden hani nasıl denir? Hocam bunu cevap veremeyeceğim ya. Birkaç tane insana cevap çevirtiyorlar. Evet, burada iki tane referans çeviri var. Bunlar var. Two reference translation var. Ona ne kadar benziyor? 1 gram, 2 gram, 3 gram cinsinden ölçüyorlar. Hı. Bunun birkaç tane modeli var. Hangisini kullanıyorlar soracağım. Onu burada... Neyse tamam iyi güzel. Şu şeyi anlamadım ben. Şu hani sen dedin ya bu statistical language modeli. Orada ne yapıyorlar? 6-7'de. Yani tamam şeyi... Kelimeleri birdenbire Türkçeden Türkmenceye aktardılar ya da tersi. Türkçeden Türkmence mi yapıyorlar bunu? Evet hocam. Yaptılar bunu ondan sonra. Hocam çok girmiyor nasıl yaptıklarını. Genelde şey anlatıyor. Hangi tool'ları kullandıklarını anlatıyor. Xerox'un ve bir firmanın daha şurada bahsediyordu. Tool'larını kullanıyor. Çok hani şey ayrıntıya girmeyeyim dedim. Gene Xerox'un regular expression'ını kullanıyorlar hocam. Oradan şey yapıyorlar. Hani o tool'ları kullanarak devam etmişler. Bunlar da onlar morphological seviyede, dilin lexical seviyesinde ne yapıyor onu merak ettim. Lexical ile alakalı pek bir açıklama ya da ben dikkat etmediğim için almamış olabilir. Tamam. Bu paper'ın orijinal tarafı ne? Ne okumuşlar, neyi getirmişler bunlar? Paper'ın orijinal tarafı hocam Türk dilleriyle alakalı hani bir çalışma yapıyorlar ve amaçları şey burada conclusion'da da bahsediyor. İlk işleri, hatta büyük ihtimal ikinci işleri, Türkmenceden Türkçe çeviri. Bundan sonra Azerice ve Uygurca üzerine çalışmaya devam edeceklerini söylüyorlar. Orijinal tarafı, yani İngilizce'deki birebir uygulanamayan şeyleri kendileri bir şeyler geliştirmeye çalışıyorlar. Hani bu yukarıdaki şu 3, 6 ve 7. maddelerle biraz daha şeyi destekliyorlar. Hani çeviriyi, quality'yi arttırmaya çalışıyorlar.
Burada multi-work unit benim dikkatimi çekti hocam. O da şuradaki sorunu çözmek için. Hani ben biraz daha buraya dikkat etmişim. Neymiş o multi-work unit? Multi-work unit'i de hani genel olarak ne yaptığını anlatıyor hocam. Ösmeki kelimesi mesela örnek olarak veriyor burada. Birden fazla çeviri ortaya çıktığında burada da sanırsam engram ya da benzer teknikleri kullanıyorlar. Karşı tarafta hani olabilecek en yüksek ihtimalli kelime olarak çeviriyi tamamlıyorlar. Birden fazla ortaya çıkan kelimelerdeki ambiguity, hani şuradaki 4 kelimelik bir ambiguity o şekilde multi-work unit ile şey yapıyorlar, çözüyorlar. Acknowledgements, burada da işte nerede yayınlandı falan yazıyor. Bu kadar. Teşekkür ederim. Soru var mı? SLM'yi niye bu şekilde kısaltmışlar? Almanlar falan mı bulmuş onu? SLM'yi mi bu şekilde kısaltmalarını? Baş harflerini almışlar. İşte baş harfleri öyle olmuyor. Ben genelde 3 tane kısaltma kullanıyorum. Onlar baş harfleri de, o da baş harfleri değilmiş. Ben de şimdi fark ettim. Ama o şey bilmiyorum yani ismini. Belki anlamlar bulmuşlar. Bir açılımı sormaz. SLM'nin açılımı Statistical Disambiguation and Rescoring. Belki Türkçe çevirip... Statistical language mi adı işte ya? SLM o değil mi? Evet, SLM o. He. Ama hani içeride kullandığı şey olarak Statistical Disambiguation and Rescoring kullanıyor. Evet, SLM Statistical Language Model olduğu için. SLM modeli olarak onu kullanmış. SLM modelin ismi. Tamam. Bir sonraki arkadaşa geçelim öyleyse. Soru yoksa. Emre abi başlasın. Kim ikincisi? Var mı? Emre. Tamam. Şuraya bir dakika abi. Öyle yapma bak, yana geç, şu tarafa doğru geç. Tamam. Öyle yaparsan boynun ağrır. Durdum. Yaş yaz. Start presentation olacak zannediyorum. Tamam, Emre başlayabiliriz. Merhaba arkadaşlar, ben Emre Ardıç. Size bugün ders kapsamında seçtiğim makaleyi anlatacağım. İşte Learning, Morphological Disambiguation Rules for Turkish. Yani Türkçe dilinde morfolojik muğlaklık nasıl giderilir? Bununla ilgili yöntemleri açıklayacağım. Nerede çıkmış paper? Konta şeyde çıkmış hocam. Human Language Technology Conference. İşte North American Chapter of KCI 228-34. Hangi yıl? 2006. 2006 kim yazmış? Ona da özel herkese. Herkes paper'ın nerede çıktığını, tamam mı? Hangi yılda çıktığını ve kimlerin yazdığını söylesin. Deniz Üret, Ferhan Töre, Koç Üniversitesi, İlsan Üniversitesi. Tamam, güzel. İçerik olarak işte morfolojik disambiguation problemi nedir? Bundan bahsedeceğim. Daha sonra bu alanda yapılmış çalışmalar ve kullanılan Deşez'in karar listesi yöntemi. Daha sonra deneyler ve sonuçlar da bitireceğim. Morphological disambiguation şöyle. Şimdi bir kontekste bir kelime seçiyoruz biz. Bu kelimenin parslarını oluşturuyoruz morfolojik olarak. İşte bu kontekst içinde bu parslardan hangisi doğru olan bunu seçmeye çalışıyoruz. Morphological disambiguation bu. Yani bir kontekst içinde bir kelimenin doğru parsını bulmaya çalışıyoruz. İşte bu dillerin analizinde ilk adımlardan biri olduğu için oldukça önemli. Tabii değişik problemleri var bunda. Mesela işte sondan ekleme dillerde tır 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 diyorsunuz gidiyor. Yani sonsuza kadar sonsuz tek problem var. Yani sonsuz tane attribute olabiliyor bundan dolayı. Mesela masal kelimesine bakalım. Masalı. Yaklaş kamera çekmiyor şu masaya yaklaşan tam güzel. Masalı kelimesi var mesela. Onun masalı oluyor ya da o masalı oluyor. Veya işte masalı olan with işte masayla birlikte anlamı oluyor. Yani 3 tane possible parsı var bunun. Makalede şu terimleri kullanmış. Feature olarak mesela noun var burada. İşte nominal var, with var.
Bunlar her gün feature diyelim demiş. İşte Pars'ın içindeki elemanlar. Inflectional Group da o feature dizisi olsun demişler. TG'de işte Inflectional Group'un bir dizisi olarak ifade etmişler ama pek bahsetmemiş. Yapmaya gerek yok. Şimdi burada bir data sparse problemi var. Dediğim gibi sonsuz tek problemi vardı burada. Yani sonsuz tek olduğu zaman işte bir eğitim yapmamız gerekiyor. Bu eğitim sonucunda da sonsuz tane attribute'umuz oluyor. Şimdi çok fazla attribute'umuz olduğu zaman da işte bu attribute'ların sayısı daha az olmuş oluyor. Yani bir instance'ın içinde bu attribute'ların geçme sayısı az oluyor. Yani data veri kıtlığı problemi yaşıyoruz burada. Bunu da makale şöyle çözmüş. İşte şey demişler. Yani bu kadar çok attribute yerine attribute'larımızı azaltalım demişler yani. Bir morfolojik analiz aracı kullanmışlar. Bu araç 126 farklı feature'a sahip. Biz bu 126 feature'ın işte her biri için ayrı bir eğitim yapalım demişler. Bu şekilde problemi çözmüşler. Mesela kullandıkları morfolojik analiz bu. Bu şeyi anlamadım. Nasıl azaltmış? Bu 126'nın hepsini de kullanıyorlar. Yani mesela her kelimenin parsını ayrı bir attribute olarak düşünecek. Bir text içinde. Yani tek bu feature'lar birbirinden bağımsız diye mi düşünmüşler? Evet. Birbirlerini etkilemiyorlar. Farklı şekilde. Bu feature'ları da şöyle kullanmışlar. İşte train data'yı bu feature'lar içeren mi içermeyen olarak ayırmışlar. Şeye benziyor değil mi? Neyi bayeze benziyor. Evet. Öyle mi diyorlar mesela? Diyorlar mı? Onu kullanmışlar da iyi olmamış. Sonra kural tabanlı yöntemler geçmişler. Her bir feature için bir eğitim datası seçmişler. Daha sonra bu eğitim datasını da pozitif ve negatife bölmüşler ve eğitim yapmışlar. Daha sonra açıklayacağım. Önce kural listesinden bahsedeyim. Bu her bir feature için ayrı bir şekilde oluşturuluyordu. Yani 126 tane bizim karar listemiz olacak. Karar listesinin içinde tabii kurallarımız yer alıyor. Yani bir kelimenin doğru parsını tahmin etmek için kullanacağız. Ve GPA denen bir prevent algoritması kullanmışlar kural listesi oluşturmak için. Ve bunu kullanma nedenlerde gereksiz ve yani gereksiz ve random data olduğu zaman bu durumlarda iyi çalıştığı için seçmişler. Şimdi bu alanda yapılmış çalışmalara bakarsak istatistiksel ve machine learning yaklaşımları kullanmışlar. İşte transformation based olsun, memory based olsun. Daha sonra kural tabanlı yöntemler varmış, kullanmışlar. Daha sonra bunların ikisi şeklinde yani statistik ve kural tabanlıyı birleştirmişler, kullanmışlar. Bu makalenin bunlardan ayrılan tarafı 3 farklı şeyi var burada, ayrılan tarafı var. Öncelikle bu data sparse problemini işte her feature için ayrı bir eğitim yaparak çözmeleri ve bu teklerin yani feature'lar birbirinden bağımsız olması yani birbirine bağımlılığın az olmasından dolayı ve surface attribute denen şeyler oluşturmuşlar. Daha sonra işte kural tabanlı yöntem kullanmış olmaları. Bunları daha sonra bahsedeceğim. Kural listesine geçersek bahsettiğim gibi işte her elemanda bir kuraldan oluşuyordu bu kural listesinin. Ve iki önemli sütunu var bu kural listesinin. Biri sınıf, biri de pattern. Ve pattern şey için kullanılıyor. İşte bir kelimenin etrafındaki kelimeleri kullanarak bir surface attribute'larını belirliyor. Daha sonra bunu pattern'e dönüştürüp kural listesine ekliyor. Yani pattern bizim kuralımız gibi düşünebiliriz. Sınıfımız da işte bu feature bu kural olduğu zaman sınıfı ne olacak şeklinde. Yani o feature'ın olup olmadığı bir kaç tane pattern çıkıyor ortaya? Kural listesinin boyutunu. Evet. 6145'e kadar gidiyor. O otomatik belirliyor değil mi? Evet. Algoritma kendi yapıyor. İşte mesela şurada resimde gösterelim. Tablo 2'de class ve pattern sütunları var. Pattern kuralı belirliyordu. Mesela ve çok anlamlı. Yani merkez kelimemiz çokken ve onun sağındaki kelimenin sonunda daha varsa mesela determinum yani zarf 1 olacak. Yani zarf oldu, zarf oluyormuş o. Veya işte pek olursa sadece o da zarf oluyormuş. Class 1 olmuş çünkü. Mesela ikinci rolda. İşte buradaki sembollerin anlamında tablo işte ve target word'u ifade ediyor. İşte left right kelimeler. Exact match var mı yok mu şeklinde. Bu kural listesinin birden beşe doğru gidiyor. Şimdi en spesifikten en genele doğru gidiyor bu. Yani if denen sıkısı var. Hani try catch yapısı gibi de düşünebiliriz. Önce spesifikten sonra genele doğru. En sonunda catch all var. Hepsinin yapıları şeklinde. Bu da aynı mantıkta. Switch gibi. Evet. Default'u en sondaki default'u. Ve kural listesi. Mesela pek çok alanda olduğu zaman çok için rule 1 çalıştırılıyor. Pek çok insan dediğimiz zaman da rule 4 çalıştırılıyor. Çok olduğu zaman işte.
Bu sıralamayı kim yapıyor? Yine otomatik sistem yapıyor değil mi? Evet, evet. Ne, onun da, birisinin daha genel olduğunu diğerlerinden nasıl daha iyi biliyor? Gain denen bir şey var. Onu da işte doğru klasifiye etme sayısına göre veriliyor. Ha, eğitim kümesinde. Evet. En çok işe yarayan en tepeye koyuyor, evet, değil mi? Bu şekilde. Ağırlık vermiş oluyor biraz. Ha, yani bir tane pattern birden fazla kurala denk gelebiliyor, değil mi? Gelmiyor mu? Yok, gelmiyor. Yani ayrı ayrı else olmasa bir sürü if'ler fail olmaz mı aynı anda? Aynı anda da. Aralarında if else if else diye gidiyor dedin ya. If else if else değil de if değilseydi. Bir de fazla if çalışmaz mıydı? Yok, bu bir tane kural seçip çalıştırıyor. Sonrasını şey yapmıyor yani. Çalıştırıyor. Yani bir tane seçiyor ama o kural olmasa da başka birini seçemez miydi? Onu diyorum. Seçer. Yani deneyip gidiyor hangisi uyarsa. Bir tanesini yapıyor. Bunun bir hatayla bir şey olabilir. Çalıştırabildiği kadar kural çalıştırıyor. Ondan ağırlık ortalaması da olabilir. Bunun işte böyle ensemble metotlar ile çalışıyor. Güzel. Bir editörü ben algoritmasını bu algoritma kural listesi oluşturmaya yarıyordu. Öncelikle bir boş şeyden başlıyor, kural listesinden. Daha sonra buna default'u ekliyor. Default'u değiştirerek, işte ondan future ekleyip çıkararak birçok yeni kural elde ediyor. İşte gain 0'dan küçük olana kadar bu şekilde bu değiştirilen liste kural listesine kural ekliyor. Bu şekilde. Şimdi deneylere geçelim. Training data'yı şöyle seçmiş. 1 milyon kelimeli bir haber tehdidi seçmiş. İşte her bir 126 feature için ayrı bir karar listesi oluşturmuş train data kullanarak. Daha sonra bu train data'yı pozitif ve negatif sample'lara bölmüş. Bunları da kullanarak GPA ile de kural listesini oluşturmuş. Train listesinin statistiği bu şekilde işte. Kaç cümle varmış? 50 bin cümle varmış. Token sayısı 1 milyona yakın. Bu şekilde. Kim yapmış bunu? Kim yapmış? Bu data ve tabanını kim oluşturmuş? Kendileri mi oluşturdun? Kendileri. Bayağı bir iş yani. Elleriyle bunları şey yapmış, morfolojik olarak. Evet, bir de teklemişler, labellemişler. Gerçi belki şey kullanmışlardı Tembe'yi. Gerçi 2007'de mi o zaman Tembe'yi? Otomatik bir şey üzerinden geçtiler öyleyse. Semi otomatik falan mı? Tamam, yani işte otomatik veriyor bir sisteme. Evet. 12 yıl sonra evet, hayır, evet, hayır diye şey yapıyor. Geçiyor, güzel. Öyle bir şey. Şimdi karar listesi oluştururken bu karar listesine verilen bir input attribute'larımız var, yani surface attribute'larımız. Bunlar da şu şekilde oluşturuluyor. Şimdi bu text üzerinde yani 5 kelimeyi window'larla gidiyor. Yani 5 gram gibi düşünebiliriz. Daha sonra bu yani her bir 5 kelimelik instance oluşturuyor. Yani bu 5 kelimelik instance içinde de bir merkez kelimemiz var. Bu merkez kelime etrafındaki kelimeleri de kullanarak surface attribute'umuzu oluşturuyoruz. Daha sonra bunu karar listesine verip classify ediyoruz instance'ları bu şekilde. Şimdi burada dictionary yani sözlük bilgisi gerekmediği için accuracy'si yüksek. GPA'de bu relevant attribute'lar seçmede görevli. Her bir train instance'ın ortalama 40 tane şey varmış, attribute'u varmış. 5'lik window'larla gittiği için. Kural listesinden biraz daha bahsedeyim. 6145'e kadar gidiyor mu? Büyümüş bayağı. Ortalama 266 büyüdü. 1 milyon kelimeyi training, validation ve test kullanarak işte 4-1-1 oranda bölmüşler. Training sette %98'in üstünde başarı elde etmişler. Accuracy. Test sette de %80-90 arasında değişmiş. Şimdi bu karar listesi oluşturduk. Peki kelimenin parsını, doğru parsını nasıl oluşturacağız? İşte önemli olan bu taraf. Şimdi her bir 126 kural listesi için bir çıktı alıyoruz biz bir feature için. Mesela bir kelimenin tüm parslarını üretiyoruz. Bu parsların içindeki her feature'ı olasılığını bulup çarpıyoruz. Hangi parsın olasılığı daha yüksekse onu seçiyoruz. Bu şekilde doğru. Benim söylediğim değil mi o? Evet. Sen bir tanesini seçiyor dedin ama. Yok ya, her bir feature için olasılık hesaplıyor. Her bir feature için. Değişik feature'lar olabilir diyordu. Evet. Tamam. Sonra çarpı olasılık elde ediyor. Olasılık tablosu kendi oluşturmuş. Şekilde bir şey var.
result olarak da işte hani %95 üzerinde başarılı confidence intervalinde 95-97 arasında. Bunu daha iyi geliştirmek için çeşitli yöntemler uygulamışlar işte. Mesela şey demişler, tam biz kendimiz label yaptık ama bir de bunu başka bir tool kullanarak üstüne tekrar geçip tekrar labellayalım falan demişler. Bu %1 falan, %0.2 mi artmış, pek artmamış yani. Sonraki deneyde de işte anambiguous yani muğlak olanları atmışlar. Ondan sonra işte %82 başarı ihtimali düşmüş. Burada kendi hatalarına bağlıyorlar. İşte kendimiz var, yanlış label attık falan diye. Hmm. Ondan dolayı oldu diyor. Onlar nasıl bulmuşlar peki? Anambiguous olanları. Bir daha 50 mi geçmişler üzerlerine? Ya herhalde bir araç kullandılar kesin yani. Yoksa 1 milyon kelime bir şeyin üstüne nasıl geçecekler? Nasıl yaptılar soracağım diye bir geçerler. Ya yok hani ambiguous kelime çok kolay, kolay bir şey değil ya. Zaten bulabiliyorsan ambiguous olduğunu anlıyorsun demek ki. Ben yapmıştım herhalde. Başkanım da oldu. Tamam. Bu şekilde. Sen bunu şey contribution'lar ne bunlar? Ne diyorlar genel olarak biz yani ne yoktu da ne yaptık falan diyorlar. Bu paper'ın ne katkısı ne? İşte önceki çalışmalarda istatistiksel yöntemler varmış. İşte evet. %95 civarında. Yani bu kural tabanlı yöntemi ilk defa kullanmışlar. GPA'yı falan. İşte %96 başarı elde etmişler. Yani öncekinden biraz daha iyi şeklinde. Yani kullandıkları yöntemler bakımından ve öncekine göre daha iyi olması bakımından. Güzel. Tamam. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Yok herhalde. Tamam. Bir sonraki arkadaşa geçebiliriz öyleyse. Hocam sıra bende galiba ama şey benim sunumum tam değil. Makaleyi tamamlayamadım. Olduğu kadarıyla sunum var. Ya sunacaksın ya sunmayacaksın yani. Yani şey TR-North ile ilgili makale. Implementation kısmını hiç giremedim. O kısma yetişe. Karar ver. Ya sunacaksın ya sunmayacaksın. Haftaya sunacağım. Yok, haftaya sunmuyor. Şimdi sen geldi sunacak. Ha, tamam. Öyle ben sana ya sıfır vereceğim ya bir vereceğim. Haftaya da sunabilir istiyorsan ama ben normal günü vereceğim. Nerede hocam şeyler? Çık oradan escape'e falan bas. O tarafa bakma, yukarı bak. Burası farklı mı? Tamam. Evet, farklı orası. Ve şey yan tarafa doğru geç. Ben anlamadım ki 3 ay oldu ben makaleyi öyle ya. Sen son gece mi bakıyorsun anlayıp anlamadım? Evet. Tamam Hüseyin, başlayabiliriz. Merhaba, benim makalemin ismi Efferly Available Morphological Analyzer for Turkish. Hazırlayan Çağrı Çöktekin, Hollanda'da Center for Language and Cognition University of Groningen diye bir üniversitedenmiş. Makale TR-Morph ile ilgili. İçerdiği şeyler TR-Morph'un implementi ile ilgili bilgilerden ve bunun test ve evaluation'ından bahsediyorum ama maalesef ben bu kısımlara kadar hiç düşemedim. Amacı bahsettiği sorunlar Türkçe ile ilgili, şuradan başlayalım.
Genelde rule-based tabanlı şeylerde kullanıldığından bahsediyorum morphological analyzer'ların. Ve bunun implementasyonlarının aylar süren zor bir süreç olduğundan bahsediyor. Kullanılacak uygulamaların farklı ihtiyaçlarından dolayı modifikasyonlar yapılması gerekebildiğini söylüyor. Bu yüzden de free şeyler, tool'lar olmayınca böyle bir dezavantaj olduğunu, yani modifikasyon yapamadıklarını söylüyor. Bu makaleyle bu sorunsala bir çözüm olarak TRMorph'un free bir tool olarak sunumunu yapacak. TRMorph two level bir analizer. Genel olarak başarılı olduğu iddiasında bulunuyor. Şeyi, ana feature'ı başarısı veya performansından çok ulaşılabilirliği ve open source free olması olarak gösteriyor makalede. ve ilk free analyzer olduğunu söylüyor Türkçe için. Türkçeden, morfolojisinden biraz bahsediyor. İşte eklemeli bir dil olmasından dolayı kompleks bir morfolojiye sahip olduğunu söylüyor makalede. Örneğin 5 ve 6'dan fazla ekli kelimelerin olabildiğini, mesela bir örnek vermiş, İstanbullulaştıramadıklarımızdan mısınız diye. Ama bunun böyle tuhaf gelse bile o kadar da olası olmayan bir durum olmadığını söylüyor. Yani kendi istatistiklerine dayanarak 5'ten fazla eklerin %10 civarında olduğunu söylüyor. Yani insana tuhaf geliyor ama bayağı var böyle bu şekilde fazla ekli kelime. Bazı eklerin recursive olarak sonsuz şekilde eklenebildiğinden bahsetmiş. Uç bir örnek vermiş, evdekinin çilerdeki gibi. Bunun pek şey olmadığını, sık görülmediğini ama prensip olarak buna da bir engel olmadığını, Türkçenin buna bir engel oluşturmadığından bahsetmiş. Bu tip morfolojik zorluklarından bahsetmiş Türkçenin. Implementation kısmında 3 ana şey olduğunu, birincisi find state machine, regular expressions ve lexical list olarak kelimelerin ana şeylerinin, formlarının sözlük listesi olarak 3 tane ana unsur olduğunu söylüyor implementasyon esnasında. Find state machine olarak Stuttgart Find State Transducer Tools diye bir şey kullanmış sanırsam. Lexicon olarak 2 tane ana sözlüğü varmış. İlk başta 1500 kelimelik implementasyon sırasında kendilerinin oluşturduğu bir sözlük var. Daha sonrasından buna 37.000 küsur kelimelik zembereğin kelimelerinden faydalanarak oluşturulmuş bir sözlükten bahsediyor. Bu şeyler, ekler 9 kategori olarak şey yapılmış. Burada kategoriler var. Bu kategorilere göre de zemberekten aldığı kelimelerin dağılımlarını vermiş. En çok isim 23.000 küsürle. Ek değil, ek kelime gruplar değil mi bunlar? Ek grubu değil, kelime grubu. Evet hocam. Ekledin de. Pardon. Şey olarak da state machine'in bir örneği vardı. Ancak ben aldım. Ha? Ancak ne? Detayını bilmiyorum. İmplementasyon. Burada ya, teknik kısmına hiç giremedim. İddiası bunu ben open source'um diyor. Evet, senin ya, bir şey diyor, senin direkt değil diyor. Benim özelliğim open source olmam diyor. Ama performans şey olarak da ya, onlardan daha iyiyim diye bir iddiası yok ama yeterli seviyede iyiyim diye bir iddiası var. Tamam, haftaya bunu bir daha anlat. Tamam. Ben şimdi notunu vereceğim ama haftaya bunu anlatmayayım, anlat. Arka. Yandan abi geçmez, oynatırız.
solun üstüne geçelim. Sesini keseceğim. Şunu kapat. Tamam, başla. Aynı paper değil mi? Tamam. Merhaba arkadaşlar, ben Nurel Kartal. Bugün size Learning Morphological Disambiguation Rules for Turkish isimli paper sunacağım. Makaleyi Koç Üniversitesi'nden Deniz Üret ve Ferhan Türe yazmış. Ve Human Language Techniques Konferansı'da 2006 yılında yayınlanmış. Introduction kısmında part of speech'teki bakımından İngilizce ile Türkçe'yi kıyasladığımızda Türkçe'ye eklenebilecek veya bir kelimeye atanabilecek tek sayısının çok fazla olduğundan bahsedilmiş. Esan edilebilecek tek sayısı limitsiz olsa da morfolojik feature bakımından çok fazla feature'ın olmadığından bahsedilmiş. Bilinmeyen kelimeler için tek tahmini şu şekilde verilmiş. Önce kelime morphological analyze ile verilmiş, tüm olası parsları çıkarılmış. Daha sonra karar listesi kullanılarak önceki ve sonraki kelimelere bakarak işte hangi kurallara uygun bu şekilde olasılık hesapları yapılmış. Ve olasılığı en yüksek olan da en iyi parça olarak seçilmiş. Related work'lar kısmında unsupervised learning for Hebrew, unsupervised learning kullanılarak morphological disambiguation önlenmeye çalışmış daha önceki çalışmalarda. Aynısı Czech'ler tarafından da yapılmış. İstatistiksel level based disambiguation modeller kullanılarak bunların bu şekilde çalışmalar da yapılmış. Bu benzer çalışmalar, bu Related Work'teki hikaye hep şey değil mi? Bu bizim benzer agglutinatif diller diyoruz. Evet hocam, şu ilk dördü agglutinatif yani Türkçe gibi diller için, aşağıdakiler de Türkçe için. Türkçe için. O ikisi. Ne diyor ortak özellik olarak bunlara? Yani onlarda olmayan ben ne yapıyorum diyor. Yani şey, genelde literatürü anlattıktan sonra eleştiriler yani. Genelde şöyle şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar ama şurada yapamıyorlar falan kısmında ne var? Hocam şey kısmında sadece şeyden bahsetmiş, hani ya benim sonuçlarım demiş, bugüne kadar hani rule-based sistemlerle yapılan sistemlerden çok çok daha iyi demiş. Hani o şekilde bir kıyaslama yapmış ama. Ya yok, en sonunda kendi contribution öyle de, literatür nasıl eleştiriyor diyorum ben. Yani literatür genelde biraz eleştirilir. Hocam hiç böyle bir şey. Ve burada şey söylemiş yani, burada gerçi pek eleştirmemiş de şey yapmış herhalde. Yani o onu yapıyor, onu yapıyor, onu biz onların kombinasyonunu yapacağız falan türlü bir şey var. Peki. Gördün mü, hatırlıyor musun? Hocam işte hani yöntemlerini yazmış bu şekilde. Hani şu yöntemleri kullanarak bunları yaptılar tarzı yazmış. Karar listesi pattern ve sınıflandırmalardan oluşan sıralı kurallar. Karar listesi class ve pattern'lardan oluşuyor dedim. Class ne? Bir word'ü o feature'a sahip olup olmadı. Mesela class that bu bir feature. Mesela rule 1 bu feature'a sahip. Mesela rule 3 bu feature'a sahip değil demek. Pattern noun ise kelimeye bu tag'in atanması için gerekli olan attribute'ler. Yani önceki ve sonraki kelimeye bakarak bunları oluşturduğunu. Symbol'lar var pattern'lar için. Şurada gördüğünüz gibi L1, W falan kullanılıyor. Bunlar için symbol table'ı var. Pek çok insan rule 2 ile eşleşiyor. Şuradaki. Çünkü pek left. Bir daha anlatan anlamadım. Pek çok insan nasıl eşleşiyor? Hocam pek çok insan şöyle göstereyim.
Rule 2'de picking left neck rule pek olacak yani. Şimdi çok kelimesi, merkez kelimem çok. Ben bu kelimenin şeyini bulmaya çalışıyorum. Eğer left neighbor'u pekse ona rule 2 ait diyor. Tamam. Ya ben bunu morfoloji diye ben hep bu kuralları morfolojik ekler üzerine çalıştığını düşünüyorum. Bu kelimeler üzerine çalışıyorum değil mi? Evet evet. Kelimeler. Ya bir kelimeye ait mesela bir karar listesi var. Bir feature ait bir karar listesi var. Evet. Hani ona uygun olacak şekilde. Merkezi kelime burada çok ona göre, rule'lara göre ne olduğunu Grady Prepend algoritm kullanılmış burada. Bu kural listesi oluşturma ve kuralları eklemek için kullanılıyor. En başta tüm instance'ların eşleşebileceği ve sınıflandırılabileceği default bir rule'la başlıyor. Daha sonra maksimum gain'e göre en çok hani maksimum gain'e göre yeni rule'lar bulunuyor. O şekilde rule atanıyor. Yani tag atanıyor kelimeye. Grady Prepend algoritmi gereksiz şeylerden kurtulmak için seçmişler. Hani çok fazla zaten veri kısıtlığı var. Bu tür şeylerden kurtulmak için bu algoritmayı seçmişler. Ne demek yani o? Yani biraz daha açıklasana Grady Prepend. Hocam şimdi mesela bir kelime hani bir sürü birden fazla tek atanıyor ya. Evet. Hani biz bunu sınırlandırmıştık. Hani 126 feature vardı. Evet. Bu şekilde işte bu algoritmayı da kullanarak hani algoritmanın şeyiyle alakalı herhalde öyle diyor. Yani şey yapıyor. Gereksiz şeylerden kurtarıyor. Gereksiz şeyler ne, onu anlamadım ben. Mesela hocam hani mesela bir kelime diyelim mesela bir sürü tek atanabiliyor ya. Hani bazılarının olası mesela ne bileyim çok düşük olabilir ya da çok hani nadir olabilir. Hani bilmiyorum. Evet. Yani onlardan kurtarıyor bu algoritma. Hani onları ne bileyim ignore ediyor tarzı bir şey. Tamam. Training data 1 milyon word'den oluşuyor. 126 unique feature var. Karar listesindeki her rule 1'den 6145 rule'a kadar rule olabiliyor. Burada da 6 tane feature'dan bahsediyor. En kötü şekilde olabilecek dataset'teki feature'lar bunlar. Bir de şeyden... Niye bunlar kötüymüş bence? Hocam şeylerin işte ne diyeyim hani şimdi training data kullanıyorlar ya hani o datada ölçmüşler.